Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere Dido şarkısının keman notalarını vereceğim. Birlikte şarkıyı inceleyeceğiz ve umarım bu videodan sonra kolay bir şekilde bu şarkıyı çalıyor olacaksın. Hemen notalara bakalım. Notalarımız toplamda 28 ölçüden oluşuyor. Devamı da var. Ekrana rahat sığsın diye önce ilk 3 satırı yansıtıyorum arkadaşlar. Devamını birazdan göstereceğim. Burada en önemli şey dikkat edeceğimiz, bakın. Sol anahtarının sağ tarafında iki tane bemol işareti var. B harfine benzeyen. Birisi si, üstündeki ise mi bemol olduğunu söylüyor. Yani si ve mi notalarını bemol olarak basacağız bu şarkıda. Keman üzerinde zaten size bunları göstereceğim. Neler var? Şöyle bir şarkımızı incelediğimizde bakalım. Birinci ölçüden çalmaya başlıyoruz. Bakın ikinci satırda 8. ölçünün sonunda bir röpriz görüyorum. 2 noktalı düz bir çizgi. Bu bize bu 8 ölçüyü tekrar çalmamızı söylüyor. Tekrar çalıyoruz. Sonra 9. ölçüden devam ediyoruz. 9, 10, 11, 12 çaldık arkadaşlar. Şimdi diğer kısma geçiyorum. 16. ölçü, 17, 18 çalıyoruz. 21. ölçü, bakın. 27. ölçünün sonuna kadar arkadaşlar herhangi bir tekrar işareti göremedim. 27. ölçünün sonunda ise da capo al fine yazısını görüyorum. Bu en başa dön ve fine yazan yerde bitir demek istiyor bize. En başa geri dönüyoruz ve bakın 8. ölçünün sonunda ne yapıyoruz? Fine yazan yerde şarkımızı bitiriyoruz. Şimdi ölçü ölçü şarkımızı ne yapacağız? İnceleyeceğiz. Öncelikle ben size si bemol ve mi bemol notalarını göstereyim. Şimdi la telimizde normalde ne yapıyorduk? Bir boşluk bırakıyorduk la telinde, si basıyorduk. Sonra do basıyorduk ve re basıyorduk. La telindeki parmak konumlarımız buydu. Ama bu şarkıda ne yapacağız? Si bemol olduğu için si'yi do'dan ayıracağız arkadaşlar. Aynı do ile re arasında, bakın do ile re arasındaki mesafe kadar ne yapacağız? Si ile do arasında bir aralık bırakacağız. Bu da yani birinci parmağımızın la telinin başlangıç yerinden alacağımızı söylüyor. Tel değiştiriyorum. Re teline geçtim. Aynı şekilde arkadaşlar. Re telinde de ne yapıyorum? Bakın. Mi normalde buradaydı. Mi, fa, sol yapıyorduk. Mi bemol olduğu için ne yapıyorum? Bunda da telimin başlangıç yerine parmağımı konumlandırıyorum. Yani parmak konumlarım şu şekilde olacak bu şarkıda. Evet, hemen birinci ölçüden başlayalım. Şimdi birinci ölçüde bana ne diyor? Bakın bir vuruşluk bir bekleme var. Es, S harfine benzeyen. Ondan sonra bakın arkadaşlar. Fa, sol, la birer vuruşluk. Notaların üzerinde harfler var bu arada. O harflerin ne anlama geldiğini de videonun altında şurada görüyorsunuz. Eğer tam görünmüyorsa büyük ekranlarda izlemeye çalışırsanız sizin için daha rahat olur. Şöyle bakıyorum. Birer vuruşluk fa, sol, la diyor. Çalıyorum. Ne demiştik arkadaşlar? Bakın. Aynen. Birer vuruşluk fa, sol, la. Ne yaptım? Re telinden fa, sol. Ve boş tel la yaptım. Es, fa, sol, la. Evet. Birinci ölçüm gayet basit. İkinci ölçüme geçiyorum. Ne diyor burada? Si, si arkadaşlar. Ama si bemol. Normal si değil. Bakın şöyle. Şuradan basıyorum dipten. Şimdi bir tanesi ilk si'miz bir vuruş. Yanındaki iki vuruş. Si, si, es. Yine bir sonunda S olduğunu görüyorum arkadaşlar. 1 ve 2. ölçüyü birleştiriyorum. S, fa, sol, la, si, si. S. Tekrar S var sonunda. 3. ölçüme geçiyorum. Şimdi 3. ölçümdeki ilk 3 notama bakalım önce bir. Si, si, la. Ne yapıyorum? Bakın ortadaki si bir vuruşluk. Yanındaki si ve la'lar yarım vuruşluk. Yani şu arkadaşlar. Si, si, la. Si, si, la. Aynen. Üçüncü ölçüdeki son dört notama bakıyorum. Tek kuyrukla bağlı yarım vuruşluk. La, sol, sol, fa. Boş tel la ile başlıyorum. La, sol, sol, fa. Tel değiştiriyorum re teline. La, sol, sol, fa. Yani üçüncü ölçüyü baştan çalacak olursam. Si, si, la, la, sol, sol, fa. Aynen böyle arkadaşlar. Dördüncü ölçüye geçiyorum. Dördüncü ölçüde bakın orada da yine fa var. Fa la la.
Önce bir fa'la çalıyorum yarım vuruşluk. Re ve la telinden. Fa'la la. La'yı iki vuruşluk çalıyorum. İçi boş saplı nota. Sonra bir es var. Beşinci ölçüme geçiyorum. La la sol sol fa fa mi. Bakın burada da ne yapıyorum? La la sol sol fa fa mi. Gördüğünüz gibi la la sol ilk 3 notam. Son 4 notama bakıyorum 5. ölçüde. Sol fa fa mi. Yine re telinden yapıyorum hepsini. Sol fa fa mi. Aynen. 5. ölçümü çalayım. La la sol sol fa fa mi. Çok güzel. Devam ediyoruz arkadaşlar. 6. ölçüden. Mi sol sol. Ne yapıyorum? Re teli 1. parmak mi, mi bemol unutmuyoruz. Bütün mi'ler ve bütün si'ler bemol. Ben solfej yaparken mi diyeceğim. Ama bemol olduğunu bileceğiz. Başında söyledik. Mi sol sol. Es. Sonunda da bir esimiz var. 7. ölçüye geçiyorum. Sol sol mi. Bakın. İlk 3 ölçü, ilk 3 notaya bakıyorum 7. ölçüde. Sol sol mi. Bakın, önce sol sol var. Biri kuyruklu yarım, diğeri kuyruksuz. Bir vuruş. Sol sol mi. Sonra yarım vuruşluk mi'yi çaldım. Ve 7. ölçüdeki son 4 notaya bakıyorum. Kuyrukları bağlanmış birbirine, tek kuyruklu. Yani yarım vuruşluk. Mi fa mi re. Aynen. 7. ölçümü baştan çalıyorum. Sol sol mi mi fa mi re. Sonra 8. ölçüde 4 vuruşluk uzun bir re, boş tel re notam olduğunu görüyorsunuz. Tekrar işaretleyin arkadaşlar. Videonun sonunda kesintisi olarak çalacağız. Oraya girmiyorum şimdilik. 10. ölçüye geçiyorum. 10. ölçüde fa sol la la. Bakın. Yarım vuruşluk fa, bir vuruşluk sol. Aynen la la'da da olduğu gibi. Fa sol la la. 10. ölçü. Aynen. Yarım bir, yarım bir şeklinde. 11. ölçüye geçiyorum. La 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 sol la. 11. ölçüde de birer vuruşluk la çaldım. Sonra yarım yarım la sol. Sonra... Tekrar bir vuruşluk la. 12. ölçüye geçiyorum. Diğer parçamız. Bir vuruşluk es. La la sol fa. La la. Yarım vuruşluk la. Ardından bir vuruşluk la. Sol fa'da da yine. Yarım vuruşluk sol. Bir vuruşluk fa çaldım. 12. ölçüde. 13. ölçüye geçiyorum. Bakın burada da yine sol sol. Bu sefer ilk solümüz yarım. Yanındaki solümüz 1,5 yani 3 yarım uzunluğunda arkadaşlar. Yani şöyle olacak. Aynen. Sol sol. Sol fa sol. Son 3 notam ise 13. ölçüde. Bakın yarım yarım sol fa. En sonunda da sol görüyorum. 13. ölçüyü baştan çalacak olursam şöyle olacak. Sol 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 fa sol. 14. ölçüye geçiyorum. 14. ölçüde fa sol la si. Bakın yarım yarım fa sol çaldım. Sonra la si bemol çalıyorum. Birer vuruşluk. Fa sol la si. 15. ölçüye geçiyorum. Bakın ne yaptım 15. ölçüde. Si si la. İlk 3 notam si si la. Yarım vuruşluk si, si bemol. Sonra bir vuruşluk si, yarım vuruşluk la. Ardından son 4 notam yarım vuruşluk birbirine bağlı si ya sol fa. 15. ölçüyü çalayım. Si si la si la sol fa. Evet. Devam ediyoruz 16. ölçüden. 16. ölçüde bana ne diyor? Bir vuruşluk es, ardından
Sol sol fa mi es. Sol sol fa. Bakın ne yaptım? Yarım yarım sol sol. Sonra birer vuruşluk fa ve mi çaldım. Es sol sol fa mi. Sonra 17. ölçüde arkadaşlar. Re 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 re. Bakın hepsi re. İlki, ilk iki tanesinin 17. ölçüde. Birer vuruşluk re re yaptım. Ondan sonra yarım ve 3 yarım. Re 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 re. Çok güzel. 18. ölçüye geçiyorum arkadaşlar. 18. ölçüde. Yine burada ilk iki notam bakın fa fa yarım ve bir buçuk şeklinde. Yani şöyle çalacağız. Fa 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 mi re. Son üç notamı da çalmış oldum bu arada. Son üç notam da ne 18'de? Fa mi re. Bakın mi re kısmını. Yarım yarım mi re yapıyorum. Yani 18. ölçüyü çalıyorum. Fa 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 mi re. Çok güzel. 19. ölçüme geçiyorum. Bu sefer 3 tane 1 vuruşluk fa görüyorum. Basit. Fa 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 mi re. En sonunda ise yarım vuruşluk mi re yaptım arkadaşlar. Fa 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 mi re. 20. ölçüde bakın bu yüzde işareti 19'u bir daha çal diyor bana. 20. ölçü aslında 19'u çal diyor. Devam ediyorum 21. ölçüde. 21. ölçüde bakın önce bir do do görüyorum. Yarım ve bir buçuk şeklinde. Do do. Sonra arkadaşlar si do si mi. Si do si mi. Bakın bu arada lütfen si bemol ve mi bemolleri unutmayın. Mesela sol teline geçtiğimiz için si burada yine do ile arası açık olacak. Sonra re telinde mi birinci parmak telin başladığı yerden. 21. ölçü son 4 notayı çalıyorum. Si do si mi. Yani 21. ölçünün tamamını çalıyorum bu sefer. Do do si do si mi. 22. ölçü 2 vuruşluk re boş tel. Boş tel. Aynen. Sonra iki, yanında da re'nin 2 vuruşluk bir es görüyorsunuz. 1, 2. 23. ölçüden devam ediyorum. Yine bakın. Fa 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 mi re. Aynısını yapmıştık yukarıda. Ne yapıyorum 23. ölçüde? Fa 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 mi re. En sonunda mi re gördüğünüz yarım vuruşluk var. 24. ölçüde. Bu da aynısı. Bunu da yapmıştık. Fa 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 mi re. Şimdi 25. ölçüde değişiyor. Si 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 la sol. Bakın burada ne yapıyoruz? 3 tane si. Sonra la sol yarım vuruş yapıyorum. 26. ölçüye geçiyorum. Fa fa mi. Bakın burada yine re telinden. Fa fa mi. İlk fa kısa. Ortadaki fa bir vuruşluk ve mi yarım vuruşluk. 26. ölçünün son 4 notasına bakıyorum. Tek kuyrukla bağlı yarım vuruşluk. Mi fa mi re. Re telindeyim sadece. 26'yı çalayım. 26. ölçüyü baştan. Fa fa mi mi fa mi re. Ve 27. ölçüde 4 vuruşluk uzun bir re çalıyorum. Şarkımın inceleme bölümü bitiyor. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Komple kesintisiz bir şekilde şarkıyı çalıyorum. Tekrarlarla beraber siz de kontrol ediyorsunuz, pekiştiriyoruz. Hemen başlayalım. Thank you.
Evet arkadaşlar, şarkımız böyleydi. Umarım faydalı olmuştur. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Her gün video atıyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.